Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası Avrupa Birliği Moskova'ya ağır yaptırımlar uyguladı ve ardından da Moskova Avrupa Birliği doğalgaz vanalarını kapattı ve bu sebeple Avrupa Birliği enerji krizine girdi. Şimdi krizin çözümüne yönelik alternatif arayışlar devam ederken Avrupa Birliği %40 olan Rus doğal gazına bağımlılığın %7,5'a kadar düştüğünü açıkladı. Peki bu nasıl oldu? İzleyelim. Indeed, we will come forward as a commission in the next 2 weeks with proposals. Önümüzdeki 2 hafta içerisinde enerji fiyatları ve elektrik fiyatlarının düşürülmesi teklifleriyle komisyon olarak öne çıkacağız. Amaç arz güvenliğini tehlikeye atmadan fiyatı belli bir seviyeye indirmek. Ama dediğim gibi bu ani hareketin ötesinde en iyi yol piyasaya müdahale etmek ve elektrik ve enerji fiyatlarını zaman içerisinde sınırlamak. Enerji alanında Rusya'ya bağımlılığını ortadan kaldırmak için aylardır çeşitli önlemler alan ve kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışan Avrupa Birliği bu doğrultuda önemli bir aşamaya geldi. Avrupa Birliği'nin Rus doğalgazına bağımlılığı %7,5'a düştü. Avrupa Birliği'nin savaş öncesi Rusya'dan aldığı doğalgazın oranı %40'tı. Rus kömüründen tamamen kurtulmayı başardıklarını söyleyen Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yıl sonuna kadar Rusya'dan alınan petrolün payını da %10'a düşüreceğiz dedi. Azerbaycan'la kapsamlı bir anlaşma yapan Avrupa Birliği, yeni tedarikçilere geçiş kapsamında şimdi de Cezayir'i markaja aldı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simpson bu ülkede temaslarda bulunurken Brüksel'in hedefi Cezayir'in stratejik ortak haline gelmesini sağlamak.